Şimdi şöyle bir problem var. Buraya ücret ödemeden giriyorsunuz. Ama hiçbir bilgilendirme yok. Bu kokteylin içinde kendi karımı akıtmam lazım. Taksiye bindik. Çok ilginç. Nerelisin dedi. Türkiye'lim dedim. Ben de. Sonra birden dedi ki benim bacanam da Türkiye'li dedi. What is your name? Vadim. Vadim. Your... What was the name of... Naci Türkan. Naci Türkan. But who is this person? Your bacanak? Yes, bacanak. You can say just bacanak. My wife? Her yes. sister. Yeah, I know, I know. Her sister have a husband. I want to hear that you say bacanak because it is funny, you know? And Naci Türkan told me, I am not Turkey, I am Osman. Osman? Osman. Ottoman type. Yeah. Turkey is not correct. Yeah. Correct, Osman. Osman. Bacanak. Are you bacanak? Do you have bacanak? I don't have bacanak. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu mağaralar manastırını daha önce gezmiştik ama bu mağaralara girme fırsatı bulamamıştık. Karanlıktı. Şimdi bu mağaralara girip insanlar burada eskiden ibadethane olarak kullanıyormuş ve dışarıdaki sivillerden kaçmak için kullanıyormuş. O zamanlar din böyle özgür bir şekilde her yerde ifade edilemediği için, ibadet edilemediği için kaçan insanların sığınakları ama şu anda da insanların gidip ibadet ettikleri bir yer. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Binlerce yıl önce, hatta 2000 yıl önce yaklaşık bu kazılan mağaraların olduğu, mağaralar manastırının özel insanların ibadet etmek için geldiği yoldayız. Size de yolu göstereyim. Bu yol mağaralara çıkıyor. Şimdi biz de gidiyoruz mağaraları. Milyonlarca turistin, yaklaşık şu ana kadar 10 milyondan turistin ziyaret ettiği bu mağaraları sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bayanların etek giymesi gerekiyormuş Tonya'da. Eteği giyiyor, yapacak bir şey yok. Do you need help? Şimdi bu mumlardan almamız lazım. İçerisi karanlık. Bak, fire. Inside. Inside, okay. İki tane mum aldım. İçeride ateş varmış, yakacağız. Akıllılara bak ya, mum satmak için. Tamam. Burada da mağara varmış. Mağara varsa yine mum alalım dedik. Bu mumları hemen dikmeyin. Bir mağara yok. Şimdi diğer mağaralara doğru ilerliyoruz. Bu uzak mağaralar dedi. Bakalım, belki bunlar nehrin altından karşı tarafa doğru gidiyordur. Şurada video çekmek yasak diyor. Ama video çekmezsem size nasıl göstereceğim? Bir tane değilmiş. Orası bir bölüm sadece. Şimdi diğer bölümlerine doğru gidiyoruz. Ya nereye gideceğinizi bilmek o kadar karmaşık ki. Mesela burada bir yer var, böyle yol, kapı. Şöyle bir şey yazıyor. Ne yani, İngilizce hiçbir şey yok. Mağaraya geldik şimdi. Burada da her mağaranın üstünde kaça kadar açık olduğu yazıyor. Saat 9'a kadar açık. Pardon, 4.30'a kadar açık. Şimdi gireceğiz. Gerçekten çok dar. Video çekmesi de zor. Tabii ki bu mağaralar dindar insanların gelip ibadet ettiği için turistlerin de aynı saygıyı göstermelerini bekliyorlar. Mesela gördüğünüz gibi bayanlar böyle etek giyiyor ve saçlarını örtmeleri lazım. Şimdi şöyle bir problem var. Dediğim gibi buraya ücret ödemeden giriyorsunuz. Ama hiçbir bilgilendirme yok. Çünkü turistler için tesis edilmemiş. Şimdi burada bir yer var. Gitmeli miyiz? Görmeli miyiz?
hiçbir bilgim yok. Tesis boyunca böyleydi yani. Buradaki mağaralar manastırının her yeri böyleydi. Tabii turistler için açık bölümü var yukarıda. Orası daha bilgilendirici, her şey var ama burada hiçbir şey yok. İsa ve havarileri için yapılmış olabilir. Ben bilmiyorum, üstünde böyle aynı şeyler yazıyor gibi geldi bana. Ama 12 mi havarisi vardı İsa'nın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana! Aşk olsun abi ya! İlginç barlar konseptimizde cadı barından her iki evden herkese merhabalar. Is it recording? Show me. Yes, it's recording. Yerimize oturduk. Oturur oturmaz her masada böyle bir tarot kartları var. Yaklaşık 20-30 adet. Şimdi burada ne içeceğimize bu kartlar karar veriyor. Gözünüzün önünde karıştırıyorum. Mesela açtınız ve 28 numaralı kart geldi. 28, 28. Burada menüden hemen içecek bölümünü açtığınızda kokteyl composition, Malibu, Kahlua, Strawberry Pure and Mint. Do we want this? Biz bunu istiyor muyuz? İstiyormuşuz. Ama şimdi her kartın bir hikayesi ve anlamı var. Buraya geldiğinizde eğer ne içeceğinizi bilmiyorsanız 34 farklı içecek söyleyebiliyorsunuz. Şimdi biz de 28 numaralı kartı seçtik. Şansımız çıktı. Yemekleri söylemeden önce ilk şey kokteyller. Kokteyl içinde bu kartı seçtik. Bakalım şansımıza nasıl bir kokteyl gelecek. Evet, tarot kartımızda çıkan 28 numaralı içecek geldi. Tanya için. What do you think about your drink? It's nice. And this is the special drink for me. Make a wish. Okay, can you help me? Okay, I did. Buyur Ari. Doğuyu ya hare. Setu ya hare. Bruno de Nadu. Jim Jim ya baba. Damat. Abi tamam, bana bir şeyler söyletti. Dileği gelecek dedi. Ama should I drink it or not? I don't know. What is this? Buradaki herkesin İngilizce bildiğini, İngilizce menüleri olduğunu söyleyeyim. Bayağı iyi. Şimdi bir tadına bakacağım sizin için. Ne ararsan var içinde. İçinde ne ararsan var. Ben de biraz sesim kısık. Hayatımda içtiğim en güzel çorba. Cadılar beni direkt etkisi altına aldı. Bir ekmek tabağı söyledik, o da böyle bir tabak. How was the soup?
Harika. Çok güzel. Menüdeki her yemeğin büyüyle ilgili bir açıklaması, neden ve neye yararlı olduğunun açıklaması var. Mesela büyülü bahçe, bu daha çok sebzelerden oluşan bir menü. Pişirmenin sanatı. Fiyatlar gayet uygun, yani 100 grivna bandında diyebilirim. Şampanya ile içebileceğiniz süper menüler. Bu yani 1 kilo içinde neler olduğu yazıyor. Yaklaşık 400 grivna. Tatlılar, dondurma. Ya çok geniş bir menüsü olduğunu söyleyebilirim. Bunlar şatlar. Şatlar yaklaşık 10 lira diyebilirim. 9 ile 10 lira arası. Menüdeki her yiyecek ve her içeceğin ilginç bir şekilde açıklanmış burada hikayesi var. İşte yaşlı bir dedenin İşte ilacı olduğu falan söyleniyor veya bir hikayesi var nasıl yapıldığına dair. İlginç. Kanala abone olacaksınız. Görüyorum. Abi son bir tane kokteyl söyledi. Bu kokteylin içinde kendi karımı akıtmam lazım. Ne oluyor burada anlamadım. I am relaxing. Can you go inside? Vinando Rodilas. Vinando Rodilas. Silvino Rodilas. Silvino Mene. Samet. Nadilila Samet. Yakulun Nasuleyu. Kuruya söylüyor bakın Nayu. Abi, why you did it? Tamam neyse. Buranın özel bir kokteyli varmış. TripAdvisor'dan nalet olasıca TripAdvisor'dan Tonga okumuş. Kendi kanınızı kokteyle akıtıyorsunuz ve özel bir karışım içiyorsunuz. Açıklamanın kısmında kokteylin ismini yazarım büyük ihtimalle. Kendi kanımı içiyorum lan. Vampir oldum resmen. Vampirler bile kendi. Kanım da bayağı lezzetliymiş. My blood is very tasty. Şimdi Tony'nin senin için ilginç bir şey söyledim dedi. TripAdvisor'da gördüm dedi. Bir kokteyl dedi. Ben ne olduğunu bilmiyorum tabii. Bir kokteylleri varmış özel. Direkt elini böyle parmağını kanatıyorlar. Parmağını sokmanı istiyorlar. Sana mutluluk, aşk ve bir şeyler getiriyormuş. Yedik, içtik, olabildiğince atmosferi yaşamaya çalıştık, alabildiğimiz kadar bilgi almaya çalıştık. Hesap geldi, hesap yaklaşık 900 grivna geldi. 3 kokteyl söylemiştik, yaklaşık 4 farklı çeşitli yemek, yiyecek. Yaklaşık 200-250 TL bandında ödedik. 900 grivna yaklaşık 30 dolar yapıyor. İlginç bir yer, gelmenizi tavsiye eder miyim? Ederim yani böyle geldiğinizde ilginç bir yer görmek istiyorsanız, Kiev'deyim, nereye gidebilirim diye diyorsanız tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ilginç bari müze artık neyse orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.